Evet, mantar kurabiye için de sevgili izleyicilerim, bir su bardağı kadar pudra şekerimiz, ondan sonra bir paket margarinimiz biraz yumuşak olacak. Ondan sonra 3 su bardağı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, bir paket vanilyamız, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozumuz, 2 adet yumurtamız, üzeri için 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 1 paket margarin, ondan sonra 3 su bardağı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozumuz, 2 adet yumurtamız, üzeri için de 2 yemek kaşığı kadar toz kakao kullandık. Öncelikle geniş kabımızı içine unumuzu, nişastamızı, pudra şekerimizi, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ilave ettik. Onları karıştırdık. Ondan sonra içine 2 tane yumurtamızı kırdık. Ondan sonra içine margarinimizi ilave ettik. İyice bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra tekrardan hemen bezelere böldük. Ondan sonra şekiller verdik. Tepsimizin içine diziyoruz. Ondan sonra bir tane şöyle su kapağıyla beraber, güzelce bir şekilde plastik su kapağıyla beraber önce toz kakaonun üzerine bastırıp ondan sonra üzerine şekiller veriyoruz. Mantar şeklini aldıktan sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Bir yaklaşık 160-170 dereceyle güzelce bir şekilde bir yarım saat bir pişecek. Sevgili izleyicilerimiz, yarım saat piştikten sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ben hemen şöyle bir...